Abi ben biz bu ülke, bu Atatürk'e çok şey borçlu. Bir sefer düşman olanlara zaten deli oluyorum da. Yanlış anlatamayanlara da deli oluyorum ben. Anlat sen Atatürk bandırmadan çıktı. Kuşları kovaladı, gargi kovaladı. May... Çürük vapura 19 Mayıs'a girdik. Kongreleri yaptık. Böyle anlatılmaz Atatürk ya. Atatürk de yanlış mı anlatıldı? Tabii ki. Eğitim sistemi de boş. Atatürk'ün felsefesi neydi? Beyni neydi? Bu ülkeyi nereye götürmek istiyordu? Gerçek fikri neydi? Ger hani ben anlatıyorum ya. Arkadaş Atatürk'ün fikri şuydu. Tercümanı benim. Kusura bakma A Partisi ben Atatürkçüyüm diyen parti falan beni ilgilendirmiyor ya. Atatürk'ün fikri şuydu. Çağdaş, medeni, Masum. ahlaklı, milletini seven Atatürk milliyetçiliği bunlar zaten. Irk falan demiyor Atatürk. A'sın B'sin şusun busun demiyor muasır medeniyetler seviyesi. Örnek mi? İsveç, Norveç, Hollanda, Almanya. Niye bizim ülkemin 15 bin euro aylık maaşı yok? Cevara 300 gayma maaş veriyor. Allah razı olsun. Ya Allah razı olsun. Niye bizim Allah razı olsun da. Ben niye böyleyim bir düşün ya. Bizim insanımıza ne yapıyor biliyor musun sen? Abi ben seni ne yapıyorum biliyor musun? Seni zorluyorum, zorluyorum, zorluyorum altından. uyuyor uyuyor uyuyorum altından. Tam öleceğin sıra sana bir su veriyorum açık. Ölmesin diye. Allah razı olsun diyor. İyi adam diyor. 300 gayme diyor. Maaş bağladı diyor. Ben niye İsveçli gibi yaşayamıyorum? Benim onlardan farkım ne? Diyemiyor. Sorun da burada başlıyor zaten. Sorgulamıyor. Felsefe diyorum ya aklını kiraya vermeyi bırakalım diye. İşte ben bunları demek istiyorum arkadaş. Anlayan anlıyor beni. Nerede? Ya kimse bana kızmasın. Kızan da kızsın. O profesörler, doçentler sizlere söylüyorum. Yemin olsun benim zamanımda ortaokul iştir şimdiki üniversite. Ortaokul iştir şimdiki üniversite. Ne iştiriyorsunuz siz ya? Üniversite ne demek? Özerk. Araştıran. Felsefi beyinler demek. Sen beni anlayabiliyor musun abi? Nerede araştıran? Çocuk niye araştıracak abi? Abi bana kalsın işlerim biliyor sen? Ben bu üniversiteden %90'ını kapatırım. Ne yaparım biliyor musun? Abi ilkokul sonda dörtte bir öğrencinin aşağı yukarı eğilimleri belli olur. Hangi eğilimler ha? Çocuğun becerisi. Resme mi? Matematiğe mi? Sözele mi? Nere? El bedenem var. Çırak mı olacak? Usta mı? Neymiş biz sanayide çırak bulamıyormuşuz? Bulamazsın tabi hepsi üniversite okuyor. Hepsi emir olacağız diyor. Allah 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 illallah. Anası babası var ya çocuğa dört yıl boyunca bin lira 1500 lira olmayan parayı yolluyor. Olmayan parayı yolluyor. Bağın tarlasını satıyor oku diyor. Benim oğlum memur olacak mı? Oluyor gari senin olan memur. Kaldırın mühendis her yer. Hür ya kaldırın mı? 6 milyon işsiz var Türkiye'de. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu sistemi sorgulamayana da yazıklar olsun. İfade etmeyene de yazıklar olsun. Ben daha ne diyeyim abi? Kafanızdaki Türkiye profili nasıl? Biraz mesela e Anlattım ya. Yani, çağdaş, modern, güçlü bir eğitim. Herkesin inançlara hür olduğu, kimsenin kimseye müdahale etmediği insanca yaşam. İnsanca yaşanabilir bir ülke. İnsanlık. Abi hiç kimse bana özür dilerek kızmasın da ben yine milleti kızdıracak bir laf edeceğim. Herkes insanız diyor. Ya insanlığın özelliğin gereklerini bir araştırın bakalım. İnsan demek ne demek? Ya bizim orangutanlar bazen çok daha mantıklı şeyler yapıyor. Hayvanlar senin çekini çalmıyor. Hiçbir tavuk gelip de sana karşılıksız bilmem ne yaptın dövmüyor seni. Götürüp cebindeki paranı alıp gitmiyor. senden borç istemiyor. Kim durup dururken dürtmüyor la. Vallahi dürtmüyor. Tavuk dürtmüyor seni. İnsanlar dürtüyor birbirine. Her gün dürtüyor. Şu kısa şeyi biraz sonra bir şiirle sonlandıracağım bir anı anlatayım arkadaşlar. <laughs> İngiltere Başkanı James Callaghan 70-80'lerde ölmüş. Cehenneme gitmiş, cennete gitmiş, orada geziyormuş. Her varilin sıcak suyun, kaynar suyun başına adam yakıyorlarmış ya. Her hepsinin başına bir anı var. James Callaghan da geziyor. İşte çıkacak oluyor birisi ya şeyin sıcak suyun içine. Böyle başına bir uza diyor abi. Tark kadar kafasına bir geçiriyor bunu. En küt gitti. James Kalan diyor tamam arkadaş diyor onun başında zebani 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 de diyor. Şurada iki varil var diyor. Sıcak suda var adam da var. Onun başında nöbetçi yok diyor. Zebani ne diye biliyor musun? Vallahi kadromuz kısıtlı diyor. Herkesin başına da adam verecek değiliz diyor. Onlar Türk zaten diyor. Çık zaman diye bir bacağından çeker onlar birbirini. Onlar diye birbirini çekemezler diyor. Onlar yükselemez onlar çıkamaz. Türklerin geri kalması sebep işte bu. Ben bunu şikayet ediyorum. Kime? Abi ben kime şikayet edeceğim onu? Tabii ki bu Cumhuriyeti kuran Atatürk'e şikayet edeceğim. Bir şiir okuyayım mı sana? Tabii ki tabii Abi 5-6 yıl önce yazdım ben bunu. Atam dün Afyon Kocatepe'ye çıktım. Odamın içerisine ay yıldızı bir bayrak diktim. İnan ki bu dünyadan çok erken gittin. Kurduğun cumhuriyet bu değil bu Atam. Türk'üm doğruyum çalışkanım diyoruz. Her koşulda ben haklıyım diyoruz. Tüm garibanların haklarını yiyoruz. Bıraktığın halk bu değil bu adam. Hiç mi yok senin ideallerini taşıyan? Yaşar kayrakçıdır, çaresizden durup durup saçını başını kaşıyan. Doğrultacağız alnımızı yere başıyan, kuracağız cumhuriyetinden yeniden. Rahat atam dedim ben. Dedim abi. Evet. Ama ben bunu ciğerden söylüyorum. Laftan ağızdan söyleyeyim, ciğerden geliyor. Çok güzel bir şeydi. Eee? Dolar olmuş, dört buçuk. Dolar diyorum, euro olmuş, dört buçuk. Dolar 3.80.5 neyse. Türklerin çoğunun aklı açık. Mankenler podyumun açık seçik. Şimdi beni daha iyi anladı bildiğim atam diye de şikayet ediyorum bazen. Daha neler oluyor neler oluyor neler oluyor Türkiye. Abi Türkiye var ya. Yazarlar için bir numaralı cennet. Gazeteciler için bir numaralı cennet. Elin Avrupalısı var ya. Sinek uçtu, ağaca çıktı diyor. Onu kurtarmak için onun haberini yapıyor 3 saat. Yok ki haber. Ne bizim her yerimiz haber. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan mahmakça diyor ya, Ahmet Kaya. Vallahi her yerimiz haber. Hüye tuhaf tuhaf şeyler. Ya adam karısı boşanmış. Niye karıştın? Onunla niye konuştun? Tat bıçağı öldürüyor. Ya 5-6 tane kadın öldürülüyor bu memlekette ya. Niye öldürüyorsun sen onu? Bak kendimden bir özellik vereyim. Kim nasıl düşünürse düşünsün abi. Yaşımız 10-11 abi. Evlenmeyince oturuyoruz çocukken. Şimdi her gibi bir şeyler yok ki. Akşamları Yasar oynuyoruz, bilmem İstanbul oynuyoruz, şu oynuyoruz, bu oynuyoruz. Bir televizyon yok, bir şey yok. Bir tartışma açıldı bir gün. 9-10 kişi varız ha gençler. 10-11, 12-13. On bir, biri tutturdu, ileride evlensen dedi. Karınla seni aldarsın, işlersin. Abi 10 kişi var, 9'u da öldürün dedi ya. Bir bıçağı sokarım, biri öldürün, bilmem. Hani genel Türk'ün özellikleri bu ya. Yaşar gayret gel. Vallahi öldürmem dedim ben. Manyak mısın sen ne Tabii manyağım dedim. O zaman da öyle dedim ben. Nişlersin. Ler o karı beni aldattıysa dedim ben. Çocuk yani yanlış anlamam kadın yani onu anladınız beni de. Biraz doğal sokak dili. Ha ha tabi tabi. O beni aldattı, o benden çıkmıştır abi. Dur onları orada bırakırın. Doğru mahkemeye giden o garıyı boşarım ben ya. Bana ne onun öldürüp de ben kendi hayatımı niye? At... Herkes bazen ölmek istiyor abi. Elli mi bazen Öleceksin, öleceksin. Oyun canı öyle istemiş. Ne bok yiyse abi. Anladın mı? Doğallık bu. Ben kendim için. Abi adamı kurtarmaya çalış. Adam illa intihar edeceğim diyor ya. Vallahi bu da bluff oluyor bazen biliyor musun? Hadi et desen yetmeyecek. Bizim köyde bir adam vardı. İsim Emin Gari. Bir kavga etti bununla. Abi birbirine kavga edecekler ya. Tutuyorlar bunu. Etme etme Mehmet. Dayı isim vermiş oldum galiba. Uyuvan Uy, bir öyle diyeyim böyle diyeyim. Yandakına diyor, sakın koyma hala, valla koyma diyor. Koyuam mı diyor, işte bu abi. Bizim yapımız bu. İçimizle dışımız aynı değil. Dürüst değiliz.